Merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Canlı yayınımız başladı. Ayşe nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Geldim. Efendim bu akşam çok özel. Gerçekten de çok benim haftalardır konuk etmeyi istediğim bir isim bizimle birlikte olacak. Yoga Vakfı kurucusu ve başkanı Sayın Adnan Çabuk. Yani kendisini Yogi Adnan olarak kamuoyunda daha çok tanıyorsunuz. Haberlerde bu şekilde görüyorsunuz efendim. Şimdi Ayşe'cim, heyecan var mı? Geriye sayım başladı. Neler düşünüyorsun? Gel şöyle güzel yüzünü göster. Yani. Sabahın 9'unda başlıyorsunuz sınavlara. Evet. Akşamın 5'ine 6'sına kadar. Derslere. Bir yemek arası, ondan sonra tekrar yine derslere, çalışmalara devam ediyorsunuz. Evet. Ne hissettiriyor bu sana? Büyük emek veriyorsun. Sen ve senin yaşıtın olan bütün yavrularımız. Evet, Allah alacağız. Hepsine zihin açıklığı versin. Alacağız inşallah. Emeklerimizin karşılığını umuyorum ki. Böyle hani maçı alacağız der gibi konuştun Ayşe. Değil mi? Evet, inşallah. Vallahi çok tatlısın. Evet, var mı heyecan sizlerde? Nasıl gidiyor? Nasıl yöntemler? Şunu alabilir miyim güzel kızım? Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl yöntemler? Şöyle elimi koyuyorum. Üzerine bazen de defterimi koyuyorum. Yazmak, çizmek daha kolay oluyor. Nasıl yöntemler belirliyorsunuz? Onları benimle de paylaşın. Ben de tabii sizlerle paylaşacağım ama en önemlisi birazcık sessiz, sakin bir ortam olması. Çocuğun aklını takacak bir durumu yaşatmıyor olmak ona. Mümkün olduğu kadar hep beraber buna yönelik yaşamamız. Harikulade. Buna yönelik olarak yaşamamız, çalışmamız, çabalamamız birazcık toplu halde oluyor bu süreçler. İnşallah faydasını görürüz hep beraber. Hocam merhaba. Selam Esra Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne bu güzel akşam sizi görmek, evet. Karşımda olmanız. Teşekkür ederim. Sizi de görmek güzel. Ufak bir gecikme oldu herhalde. Bir sebep oldu tabii ki. Evet efendim. Benim şarjım bir türlü olmuyordu. Olmazsa çünkü Allah korusun yayın kesilir. Size ve izleyicilerimize mahcup olurum. Utanırım. Olmasın diye müsaade aldım sizden. Yok, teşekkür çok ediyorum. Ne demek Tayyip? Bu yani olur öyle şeyler. Problem değil. Evet, iyi ki hoş varsınız, bulduk. Bizimlesiniz. Ben kızımı da tanıştırayım sizinle. Merhaba. Ayşe. Merhaba canım, ismi ne? Ayşe. İsmin Ayşe, maşallah. Kocaman kız olmuş, büyütmüşsün. Evet, teşekkür ederim. Evet, hocam şimdi imtihana girecekler LGS'ye. Daha böyle merhaba der demez, paldır küldür sorulara ben müsaadenizle girmiş gibi oluyorum ama neler önerirsiniz? Çocuklarımız da, biz de heyecanlıyız. Çok büyük emekler sarf ettik. Yüzlük yüzlük hani kuyruğuna geldik derler. Onun şahsında bütün yavrularımıza ne önerirsiniz öncelikli olarak? Çocuk, Ayşe kızımız şöyle düşünsün. Annem, babam, ailem benim için gerekeni yaptı. Ben de çalıştım. Yani yapılması gereken her şeyi yaptık. Evet. Benim için nasip olan neyse hayırlı olacaktır. Evren destekler. Ben olması gerekeni yapayım. Neticesi ne olursa olsun doğrudur. Evet. Yani bekleri bırakmak lazım. Şu olsun bu olsun değil de. Doğru. Netice ne olursa uzun vadede doğrudur. Bazen olumsuz gibi görünen neticeler uzun vadede iyi ki olmamış diyebiliyoruz. Evet. Onun için takılıp kalmayalım hedefe. Doğru. Ama hedefe bağımlı olmayalım. Netice ne ise her zaman doğrudur. Hep umutla ikinci basamak, üçüncü basamak hayat devam edecek. Onun için hiç moralini bozmasın, korkmadan girsin, ne olacaksa olsun, ver yansın, cesur olsun ve nefes alsın. Ay, ne güzel. İmtihana girerken, otururken derin birkaç nefes alsın, çok yavaş versin. Ben her şey tamam, her şey yolunda, olması gereken olacak diyecek ve devam edecek. Ay, o kadar içime huzur verdiniz ki biliyor musunuz? Nasıl hissediyorsun? Rahat. Ne kadar huzurlu değil mi? Doğru bu. Bu doğru. Evet. Doğrular yapmakla ilgili. Kızımız muhakkak başaracaktır. Bu enerjiyi de ben ona yansıttım. Unutmasın bunu. Hedefimiz olacak hayatta her zaman. Evet. Ama hedefe bağımlı olmayalım. Hedefimiz olacak ama hedefe bağımlı olmayalım. Bağımlı olmayalım. Muhteşem. Çünkü
O hedef bahanedir. Hayatta yolda gitmek için bir bahane lazım. Şimdi biz hedefledik ve beklentilerimiz var. Böyle olacak, böyle yapacağım, böyle olacak falan. Tamam, hepsi güzel. Ama bir şekilde bazen nasip olmayabiliyor ve biz anlamıyoruz niye olmadığını. Diyoruz ki her şey yaptım ama olmadı. Ha, sen bilmeyebilirsin ama evren biliyor. Evren senin için hayırlı olanı hazırlar. Belki o senin için hayırlı değildi. Sabır. Evet. Ve ikinci Evet. hedefe. İkinci hedefe. Evet. İlle de başarılı olursun. Durmak yok. Devam. Devam. Çünkü Hayat yolunda devam. hep hedef var zaten. Doğru. Sportmen olmazsın, müzisyen olursun. Müzisyen olmazsan avukat olursun. Hiçbir şey olmazsan adam olursun. Ay harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz Ne diyeyim? Ayşe'cim. Teşekkür ederim. O zaman Başka seni Ayşe. gönderiyoruz. Başarılar diliyorum canım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Güle Hayırlısı güle olsun. tatlıçko. Sağ olun efendim. Ne Ben demek? bir kere daha Yoga Vakfı kurucusu ve başkanı olduğunuzu vurgulamak istiyorum. Zaten herkes sizi biliyor, tanıyor ama yine de ben bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi nefes... Hizmetkarım, evet. Estağfurullah. Evet, tabii. Evet. Nefesten bahsettik. Onları söyleyeceğiz ama anlatacağız. Soruları da alacağız ama siz efendim nasıl böyle bir yola girdiniz? Oh, çok uzun bir hikaye ama keşke kitabımı size ulaştırabilseydim. Kitabım var, bunu anlatıyor. Çünkü benim otobiyografim. Ama yola Evet. çıkan bir şekilde. Bu Çok teşekkür ederim. ne demek? Yaşam serüveni. Evet. Bizim hayatımızda hep böyle bir hedef koyuyoruz dedik ya biraz evvel Ayşe ile konuşacak kızla. Evet efendim. Bir hedef koyuyoruz çünkü hedef olmasa otururuz. Yola çıkmak için bir hedef lazım. Yani ben buraya gideceğim, şunu yapacağım diye. Ben de hayatım boyunca çocukluğumdan beri hep hedef koydum. İşte okula gideceğim, işte spor yapacağım, kampa gideceğim falan filan filan filan. Ve bunları yaparken uzun yollar dere tepe düz gittim hayatım. Evet. Ve bir gün yogaya tosladım. Ama Nasıl o oldu kadar değil. tanışmanız? New York'taydım o zaman. Evet. New York'ta YMCA'yı biliyorsunuz. YMCA meşhur. Tabii. Spor merkezi. Hı. Gençlerin, 70'lerin, 60'ların. Halen de devam ediyordu. Orada ben aerobik hocalığı yapıyordum ve Tai Chi Chuan yapıyordum. Evet. Çin yogası. Ve Evet. bir gün dizlerim incindi. Dizlerim Evet. incindi. Oh. Hocama sordum neden dizlerim incindi diye. Bana aerobik hocası dedi ki ya 4 senede zıplıyorsun. Zıplıyormuşuz. Zıplıyor. Aerobikte zıplama var biliyorsunuz. Hep Tabii. zıplıyorduk. O zamanki moda. Bana dedim ki 4 sene sonra söylüyorsun incindikten sonra. Sen bunu ilk hafta ileride incinebilirsin deseydin sana hoca olarak saygı duyardım. Sen Evet. bunu yapma. Sen hoca değil misin? Ben Doğru. sakatlandım. Bitti dedim benim buradaki. Siz benim hocam olamazsınız. İçimdeki ses bundan sonra yoga yapacaksın dedi. Allah Allah ya. İnanılır gibi değil. Öyle. Birdenbire yani o Evet. yolu hemen fark etmek ne güzel değil mi? Ve ben hiç yoga aklımda falan yoktu. Yani böyle planlamamıştım, duymamıştım. Haberim bile yoktu yogadan. Yani Evet. önemli bir iz yoktu bende. Fakat içimdeki ses canlı. İçimdeki guru. Evet. Harika. Evet, o bilinç hemen benim için hayırlı olanı o bana söylüyor. Bundan Herkese sonra söyler mi? Hepimize efendim söyler mi efendim içimizdeki ses? hepsi bütün herkeste var bu ses. Hepimizin içerideki özlü var, gurusu var, söyler. Ama biz duyamıyoruz çünkü zihnimiz çok kalabalık, dünyevi işlerle meşgul. O kaosta asıl bizi kendimizi duymuyoruz. Hep söyler. Doğru, doğru Belki söylüyorsunuz. nasıl olmuşsa şöyle söyleyeyim biraz daha. Yoga bilincinde, yoga felsefesinde ve pratiklerinde biz üçüncü gözün açılmasını istiyoruz. Hı. Üçüncü gözün açılmasıyla bizim o üst melekemiz hani o bilinç yükselir. Benim Evet. çocukluğumda bu üçüncü göz bir açıklık oluşmuştu. Yani o açıklık o Nasıl üçüncü oldu gözü. efendim? Anlatayım mı? Lütfen. Aklımda
Şimdi şöyle anlatayım. Genelde insan sıkıştığı zaman bu büyük çile olabilir, üzüntü olabilir, kara sevda olabilir, hüzün olabilir, çarpma olabilir, bir trafik kazası olabilir veyahut da Evet. genetiğinde dedelerden gelen bir ruhani vardır. Biliyorum Genetik. bu konuyu. Ve Evet. orada böyle bir açılma olur. Benim de hem genetiğimde vardı, hem ben o küçük yaşımda babamı kaybettim, ettim 10 Allah yaşında. rahmet eylesin. O bana çok acı vermişti çünkü babamı ben çok seviyordum. Ve beni çok etkiledi, hastalandım. Her neyse. O acıyla hastalandım. Evet. O ara üçüncü gözde bir açılış oldu. Yani bir kapı. Ondan sonra hep o bana yol gösterdi. Üstad gibi. Sıkıştım. Diyorlar ki şunu yap. Herkes bana diyor ki buradan git. İçindeki göz diyor ki hayır sen bu tarafa gideceksin. Ne kadar Hep ilginç. ya hep onu dinledim. Evet. Bütün hayatım onu dinledim. Halen de dinliyorum. Çünkü o hep doğruyu söylüyor. Neden o zekaya bağlı değil. Evet. Asıl hakikate bağlı, evrensel hakikate bağlı bir kanal. Evet. Ama Çünkü evet. iyi ki siz o küçük yaşınızda demek ki bununla birlikte büyük de bir bilinç var ki o sesi dinlemenin doğru olduğunu idrak etmişsiniz küçük yaşınızda. Efendim zaten o öyle bir şey dikte ediyor. Yani inanıyorsunuz. İçeride bir ses diyor ki bu. O kadar büyük bir güç ki o. Hiç kimseyi dinlemezsiniz. Ben o sesi duyduktan sonra hiç kimseyi dinlemedim hayatım boyunca. Annem bunu yap dediği zaman ben yapmıyordum diyordum. Ben bu doğru, bunu yapacağım. Mesela. Halbuki o Mardin'de doğdum ben. Aileye karşı kimse gelemez. Ha, mümkün değil. Evet. Kampa yazıldım. Haberi yok ailenin. Daha ben 10 yaşındayım. Babam vefat ettikten sonra Kızılay. Babası ölmüş çocukları kampa götürüyor. Evet. Bizi de seçtiler. Babası rahmetli olmuş. Çocuklara iyilik yapıyorlar. Ben duydum onu. Ben nedense hep duyarım. Etrafımda ne varsa duyuyorum. Hemen gittim yazıldım. Ailem ne bilsin kamp nedir? Nereden bilsin kamp kelimesini duyuyor. Ben gittim dedim ki ben kampa gidiyorum anneciğim. 2 O hafta. kadar küçük yaşta. Evet. Şeyhan'da, Diyarbakır Mardin arası bir ırmağın kenarında meşhur Şeyhan diye bir ev var. Tarikatın olduğu bir ev. Annem nereye gidiyorsun oğlum? Kamp nedir falan. Düşün anne yani. Tabii. Dedim ben gidiyorum anneciğim. Kampa gideceğim. Bitti. Hep böyle. Hayat Evet. böyle. Ne kadar ilginç. Yani kendi hayatınızın bir anlamda hakimi olmayı küçük yaşınızda öğrenmişsiniz. İçinizdeki ses Öğretti bana. söylüyor. Hayat öğretti. Çünkü o çileler Hayat ders. öğretiyor. Tabii çileler derstir. Şimdi benim sonra beraber okuduğum, akademide okuduğum, işte büyüdükten sonra, belli bir yaşa geldikten sonra benim sosyetik arkadaşlarım, varlıklı arkadaşlarım, her türlü dostum var. Sonra Doğru. bana diyorlar ki, ya sen nasıl bir adam oldun? Ben mizahı severim. Onun için hiç alınmam. Evet. Kendimle de alayım. Nasıl böyle bir adam oldun? Diye soruyorlar. Çünkü ben onlardan farklıyım. Diyorum ki çok şanslıydım. Yaratan bana çocukluğumda çok çile verdi. O kadar şanslıyım ki o çileler beni işte bu adam etti. Çok Evet. şanslı. Böyle Evet. daha da şaşırıyorlar. Bu adam hakikaten anlamıyoruz bu adamı diye. Bakıyorlar bana. Ama ben ne söylediğimi biliyorum. Evet. Efendim şöyle tabii birçok insan hani benim de aslında arz etmeye çalıştığım oydu. Başına gelen olaylardan dolayı hep şöyle söyler. Bütün hepsi beni buldu. Hayatım bir çileler yumağı. Başıma gelmeyen kalmadı gibi gibi gibi. Negatiflikleri daha da böyle yaymak, negativiteyi daha da bir çoğaltıcı söylemler içinde olurlar. Ama siz evet çok sancılı, çok acılı zamanlar yaşamışsınız ama demek ki içinizdeki rehber size aydınlık yolları, güzel günleri gösterebilmiş. Evet arkadaşlar. O arkadaşlar kaçak oynuyor. Onlar bana
Hayat bana bu tokatı vurdu. Onun yüzünden oldu, annemin yüzünden oldu. Bak, hep onlar kaçak oynuyor. İnsan özgürdür. Özgürdür. İçindeki sesi duyarsa sonsuz bir özgürlüğe sahiptir. Evet. Bedeli öder, istediği yolda gider. Bakın, ben şöyle kendi anlayışıma göre şöyle söylüyorum. Çok mu konuşuyorum? Estağfurullah efendim, olur mu? Hayır. Ben çok büyük bir ilgiyle izliyorum, dinliyorum sizi. Şimdi insanoğlu yaşam boyunca devamlı bir şey ister. Değil mi? Devam. Evet. Doğru. Ki bir hedef koyacak, yaşayacak. Hı. Şimdi yolda giderken bu hayat yolunda bir sürü imkan çıkar önümüzde. Bir, Doğru. seçme hakkımız var. Biz ancak 15, yani Blue çağına kadar böyle bir seçme şansımız pek yok. Çünkü Evet. biz daha çocuğuz, değil mi? Evet. Yani Blue çağına kadar çocuğuz. Sonra artık ergenlik oluyor. Yani Evet. adam olma yaşına doğru. He? O yaşa kadar bütün kadın erkek, genç kız erkek, herkes aynıdır. O buluş çağına kadar daha çok saftır. Çok saftır ve doğal bilinçle yaşar. Evet. Dünyevi mirasları yoktur çünkü bilmiyor. Ne zaman ki buluş çağını aştı, seks duygusunu tattı, dünyevi bağımlılık başlıyor. Seks, para, şöhret, değil mi? Çünkü onlar seksen nasıl sahip olacak? Şimdi meşhur olacak, para kazanacak, mesleği olacak falan filan filan filan. Yani o başlıyor. O başlayınca kader onun eline gidiyor. O buluş çağına kadar kader onun ailesindeki kaderidir. Anladım. Doğuştan artık Hı ne hı. varsa etrafında anne baba, eğitim. Hı. Ama buluş çağını geçip de dünyevi hayata adım attıktan sonra çünkü kendi yolunu seçmeye başlıyor. Hı. Dünya arzularla. Kader önüne geçiyor. Evet. Neye karar verirsek kaderimiz o oluyor artık. Doğru. Sağa gidersen bir kader, sola gidersen başka bir kader. Doğru. Yani insanları buluğ çağından sonra işte istekleri, hırsları, hayata bakışı, hayatta aslında nerede olacağı ile ilgili bir belirleme içine sokuyor, değil mi? Doğru anladım. Ona karar vermesi lazım. Şimdi aile diyor ki, sen kızına diyorsun, kızım şu okulda şuna git, şu mesleği seç diyorsun mesela. Ama o kendi hayallerinde diyebilir ki, yok anneciğim ben bunu seçmek istiyorum diyebilir. Evet, Yani onun diyebilir. hakkı zaten. Herkes özgürdür. Yani o yaştan sonra bilhassa çünkü artık dünyevi meselelere ayak basmıştır. Seçme hakkı var. Onun için herkes hangi bilinçte ise, işte şimdi oraya geliyoruz. Benim şansım o Evet. çektiğim o sıkışmalar, içerideki sıkışmalar bir patlama ve orada bir kanallar açıldı. Üçüncü gözde bir açılma oldu. O beni yönlendirdi. Benim üstadım Evet. işte o. Benim içimdeki guru. Ve ben kararlarımda doğru çıktım. Nasıl doğru çıktım? Bana yaradı. Yani aldığım kararlar beni bir yola soktu. Evet. Başarısız dedim ama yani şimdi şöyle söyleyeyim bakın her attığım adım da başarılı olmadı. Başarısız olduğum zaman da başarılı olmuşum. Çünkü beni başka yere soktu. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki, sevgili hocam, şimdi bütün dünya ile aynı anda sıkıntı verici bir durum yaşıyoruz. Bir hastalık var, bir pandemi var ve yeni normallere geçmiş olsak bile yine de maskemizi takacağız, elimizi temizleyeceğiz, mesafemizi koruyacağız, çok kalabalıklara girmeyeceğiz gibi dört temel kuraldan bahsediliyor. Ama bence bunların ötesinde bir şeyler de var. Yani bir şeyler demek eksik olabilir. Çok şeyler var. Yüreğimizi Ben temizlemek. dinliyorum onu. Evet buyurun dinliyorum. Dinliyorum. Estağfurullah, Devam et. estağfurullah. Yani Estağfurullah. içimizi daha temiz tutmak, yaşama daha başka bir yerlerden bakmak. Yani aklımda benim bu dönemle ilgili bir tek kelime var: temiz. İçi temiz tutmak, yemeği temiz seçmek, ilişkilerde daha temiz davranmak, dürüst davranmak. Yani bu dönem benim
Bilmiyorum, aklıma gelen kelime temiz. Ne Çok dersiniz? güzel, çok güzel. Saflaşmak. Evet. Saflaşmak. Buna yogada satvik hal denir. Satvik. Yani tertemiz, yogik hal. Yani bir yoginin yapması gereken saflıktan bahsediyoruz. Satvik diyoruz buna biz. Evet. Ondan bahsediyoruz. Düşüncede temiz, tavırda temiz, bilinçte temiz, her harekette temiz olmak. Yani iyi niyetli olmak, yapıcı olmak. Evet. Evet. Tabii Kolay ki mı bu? yani yaparsan kolay. Çok doğru. Yaparsan kolay. Ama bundan bahseden insanların zaman zaman müthiş derecede yargılayıcı olduklarını, müthiş derecede başkalarının hayatıyla ilgili çok kalıplaşmış kesin fikirler ortaya koyduklarını görüyoruz. Ve yani kendileri değişmedikleri zaman iyi şeyleri yakalamaları da aslında o kadar kolay olmayabilir bana göre. Ne dersiniz efendim bu konuda? Bahsettiğiniz kişiler intelekt insanlardır. İntelekt. İntelekt zekadır. Ama Hı. akıl değildir. Evet. Şimdi biz çok zeki olabiliriz ve çok zeki insanlar var. Ama zeka egoyu tetikliyor. Hı. Ha, evet. Evet. Ego bağlı, kol kola gidiyorlar. Onun içinde tabii zeki olursun, her türlü cambazlık yaparsın. Yani yapabilirsin çünkü çok zekisin. Ama Hı-hı. akıl değil o. Doğru. Bizim için aklı kim olmak önemli. Evet. Doğru bilmek. Daha az zeki olabilirsin ama daha akıllı olabilirsin. Evet. Yaşam, hayatı başaran kişi zeki olan değildir, akıllı olandır. Çünkü attığı adımları bilerek atar ve doğru adım atar. Zeki insan o anki menfaatine göre adım atar. Onun Ya. başına gelir neler getirecek? Çünkü akıl yok arkasında. Evet. Gerçekten de öyle. Peki günümüz insanının çok yalnızlaşmış olması, özellikle büyük şehirde yaşayan insanların biraz önce sizin de çok güzel vurguladığınız gibi yaşamın hay huyuna kapılıp bazen hırslarına kapılıp günü güne eklemesi ve sonuçta bir telaş kalıyor içimizde ve bir yetişme duygusu ama biraz da büyük bir boşluk. Bunu neyle dolduracağız? Yogayla. Çok güzel. Şimdi ben aklınızdan geçmiş olabilir. Yogi nedir, yoga nedir diye ufak bir açıklama yapayım. Çünkü bu kelime çok geçiyor. Yoga, aydınlanma yolunda gidilen, yapılan bir sistemdir. Bir Evet. sistem, bir bilinç sistemidir. Yüksek bilince ulaşmak için yapılan pratiklerdir yoga. Bir Evet. yaşam sistemidir yoga. Hı. Yogi de bu sistemi hayatına mal etmiş ve öyle yaşayan kişidir. Yogi, Evet. yoga. Yogi, yoga. İkisi Sanskritçeden aynı. geliyor değil mi hocam? Aynı kelime geliyor. Hint, efendim? Sanskritçeden Efendim? geliyor değil mi? Sanskritçeden, evet. Sanskritçeden, çok doğru. Evet. Ve dolayısıyla bu nasip tabii bir mesele biraz da. Yogayı kendisine mal edebilmiş veya etmiş, ona nasip olmuş, onu kavramış, anlamış kişi genelde %90 bir üstadı vardır, yol gösterir. Çünkü bunlar kolay yollar değildir. Çok Doğru. pratik yaparsın, amuda kalkarsın, katlanırsın, her türlü numara yaparsın ama işin özünü kaçırırsın. Çünkü bu Doğru. içsel bir haldir. Dışta göründüğü gibi değil. Şimdi bütün dünya dış meseleyle uğraşıyor. Dünyevi ya Doğru. insanlar çünkü nasıl görünüyor? O görüntüye bakarak yoga yapıyorlar. Aslında yoga tamamen içseldir. İçsel bedenimizi uyandırmak, içsel gücümüzü uyandırmak, kendimizi tanımak, fark etmek, Evet. yüksek bilince ulaşmak. Bu öyle bir yol. Yogi onu bu yaşam tarzını kendine mal etmiş kişidir. Evet. Peki Yogi yok. herkes yoga yapabilir mi? Yani Herkes yaşına, yapar. kilosuna bakmadan yapabilir mi Çok herkes? güzel, çok güzel sordunuz. Hiç kimse yoga yapamam diyemez. Gelsin ben herkese yoga yaptırırım. 5 yaşından itibaren 100 yaşına kadar hangi yaşta olursan gelsin yoga yaptırıyorum. Hastanelerde biz hastalara yoga yaptırıyoruz. Hapishaneler, tamam mı? Sakatlara Evet. herkese yoga yaptırabilir. Çünkü yoga o göründüğü gibi cambazlık değil.
Onu işte anlamak lazım. İçe Evet. dönmek, zihnin kalabalığını dinginleştirmek, duyguları kontrol etme sanatıdır. Bu Birazcık da şöyle yapmak gibi değil mi? Burayı dinlemek gibi. yani tabii ki. Yani şunu yapmak gerekiyor. Yoga'nın bir felsefesi var. Bir etik yapısı var, bir anlayışı var. Onu Evet. kavramadan yaptığınız bütün cambazlıklar spordur. Evet. Ve bütün dünya %80-90 yoganın sporunu yapıyor. Ben Evet. her hocalarımıza söylerim. Eğer siz diyorsanız ki ben yoga hocasıyım, Evet. konuşmalarımda söylerim. O zaman yogayı öğretmeniz lazım. Yoga 7-8 bölümlü olan, basamağı olan bir sistemdir. Hepsini öğretmeniz lazım. Ve en başında felsefesini, nefeslerini, dinlenme tekniğini, beslenme tekniğini, meditasyonu hepsini öğretmeniz lazım. Eğer öğretmiyorsanız, sadece fiziksel hareketleri öğretiyorsanız, yoga hocasıyım demeyin. Ben yoganın sporunu yaptırıyorum deyin. Bu Evet. etik bir tavırdır. Doğru. İkisi Yoksa gerçekten farklı şeyler. her namaz kılan sufi olur. Değil mi? Evet. Her namazda ben sufiyim diyebilir mi? Sufilik Evet. çok, sufilik yoga gibi ilahi bir boyutu var. Değil mi? Evet. Çok büyük bir konu. Onun için biz sufizmini, yoga sistemini birleştirdik bizim ekolda ve gelen yetiştirdik hocalara ikisini açıklamaya çalışırız. Sufizmi iyi bilen dostlarımızı çağırırız. O destekleri de veririz. Çünkü biz Anadolu çocuğuyuz. Biz bu topraklarda büyüdük. Biz sadece Hindu sistemi, işte yoga veya meditasyon veya Budizm veya meditasyon bize yeterli değil. Bizim Evet. cennetimizde uyanık bir bilinç var. Evet. Kaynaktan dolayı. Onu birleştirince yogayla başka bir aleme girdik. Doğru. Daha Daha iyi. muhteşem bir şey olacağı kesin. Efendim ben sizden bir şey rica edebilir miyim bu akşam? Buyurun. Büyük bir estağfurullah. Bizim bence toplum olarak büyük bir sorunumuz var. Şu, nefes almayı gerçek anlamda nefes almayı bilmiyoruz. O yüzden de nefeslerimiz tıkanabiliyor. Sporumuzu çok verimli yapamayabiliyoruz. Gün içindeki aktivitelerimiz. Yani bize doğru nefes nasıl alınır? Gösterme şansınız acaba var mıdır rica etsem? Tabii bu ekranda yapabildiğim kadar yaparım gayet tabii ki. Memnuniyetle. Çünkü nefes çok önemli. Evet. Zaten ben bizim talebelerimize söylüyorum. Yogada en önemli şey nefes. Evet. Çünkü biz nefesle doğarız, nefesle gideriz. Nefes çıkar gideriz, nefes gelince de nefes alırız. Nefes hayatın kendisidir. Nefes bizim bedenimizle zihnimiz arasında bir köprüdür. Evet. Aynı zamanda nefes bizim ruhumuzla evrensel ruh arasındaki köprüdür. Nefes Evet. o kadar önemlidir. Onun için de nefesi iyi anlamak lazım. Nefesi iyi kullanmak lazım. Şimdi tabii sizin bahsettiğiniz nefes daha çok oksijeni iyi almak, akciğerleri iyi kullanmaktan bahsediyorsunuz. Ben onu anlıyorum. Evet efendim. Ama bunu yaparken de nefesin içinde prana diye bir şey vardır. Prana, hayat enerjisi. Şimdi yogiler nefese neden çok değer verirler? İçindeki azot veya oksijen için değil. O zaten oluşuyor ama asıl mesele nefesin içindeki hayat enerjisi, prana denen meseledir. Bizi hayat, Evet. bize hayat veren, hayatı besleyen. Ama her neyse, doğru nefes alınca hem o oksijeni de alıyor, fiziksel boyutta fayda görüyoruz, hem de pranayı alıyoruz, enerji bedenimizi ve beynimizi besleyip arındırıyoruz. Onun için şöyle basit bir şekilde anlatayım. Lütfen. Normalde yogada ilk öğrettiğim şey derin yoga nefesini alıp öğretmektir. Biz talebeye onu öğretiriz. Derin yoga nefesi. Buna Evet. deep yogic breath deniyor. Hı. Derin yoga. Ne demek bu? Bütün akciğerleri doldurmak. Çünkü Evet. normal vatandaşın, hani istatistikler söylüyor, akciğerin üçte birini kullanabiliyorlar normal vatandaşlar. Evet. Evet. Akciğerin sadece üçte birini kullandığınız zaman beyin kapasitesini bulamıyor. Yani çalışma kapasitesini bulamıyor. Tamam mı? Evet. Çabuk strese giriyor. Çabuk strese giriyor.
depresyona giriyor, sıkıntıya giriyor, kızgınlığa gidiyor. Bundan dolayı nefesi doğru alabilse bunların çoğundan kurtulacak. Yeteri kadar Evet. derin nefes alsa. Onun için ilk önce biz yogada bunu öğrenmeye çalışırız, öğretmeye çalışırız. Derin yoga nefesi, deep yogic breath. Bunu da almak şöyle bir teknik var. Şimdi ben size desem ki derin nefes al. Yavaş bir söylüyorum zaten. Şimdi bir deneyelim. Derin nefes al. Yavaş ver. Yapıyorsunuz, görüyorum. Fakat bu akciğerlerin hepsini dolduran bir nefes olmadı. Neden? Olmadı. Evet. Ben anladım. Anlatacağım şimdi. Çünkü akciğerleri doldurmak için bakın şimdi normal halimiz, normal vatandaş hali. Siz de orada gördüğüm için pardon bu konuda. Estağfurullah. Akciğerlerin alt lobları genelde çalışmıyor. Bizim çünkü stresten dolayı, hayattaki stresten dolayı göğüs nefes alıyor herkes. Şu kısa nefesler, sık ve kısa. Üst nefes. Akciğerlerin alt lobları çalışmıyor bile. Dolayısıyla akciğerin alt loblarında stagnancy dediğimiz orada kalmış karbondioksit orada kirli bir hava hep kalıyor. Ve oraya hiç inmiyor. Yani. Tamam mı? Tamam. Yani zaten akciğerin hepsini kullanamıyorsun. Onun için deep yogic breath, derin yoga dediğim zaman bütün akciğerleri doldurmamız gerektiği için ilk önce onu boşaltmamız lazım. Sır burada. Tamam. Onun için nefes alarak değil, nefes vererek başlıyoruz. Şunu yapacağız beraber. Tamam. Şimdi ama ağız yok. Ağzınızı unutun. Peki. Ama konuşmak için ve yemek için, burun nefes için ve koku içindir. Tamam. Şimdi nefes vereceğiz. Bak bekleyin. Nefes vereceğiz. Yavaş yavaş ve karnımızı sıkarak içeriye göbek kısmını sıkarak içeriye doğru çekerek değil, sıkarak ki akciğeri baksın ve boşaltsın. Onu Tamam. yapacağız. Tamam. Değil mi? Sıkacağız karnımızı içeri nefes verirken. Tamam. Boşalacak bir akciğer sonra aniden nefes alacağız ve karnımız şişecek. Hava aşağı inecek. Direkt. Çünkü orası gerilmişti ya derler. Esneyince otomatik aldığımız hava aşağıya kadar inmiş olacak. Otomatik, fiziksel. O indikten sonra başlayacağız doldurmaya. O zaman bütün akciğerler dolmuş olacak. Ay inşallah. Yapacağız şimdi. Esra. Tamam. Yapalım. Yapacağız. Yapalım. Esra diyebilir miyim canım? Hocam lütfen tabii ki rica ederim olur mu? Çünkü bazen hep ben hanım diyorum talebelere. Hocam bana hanım deme falan diyorlar. Onun için ben artık pek diyorum galiba. İsmiyle Çok hitap ediyorum. güzel böyle. Teşekkür ederim. Eyvallah canım. Sağ ol. Şimdi sadece rahat oturuyoruz. Bir şey yapmaya gerek yok. Burundan yavaş yavaş nefes vererek başla. Ben de veriyorum. Nefes ver, boşal, boşal, karnı sık içeri. Karın içeri girsin, göbekleri içeri. Sık sık sık. Şimdi nefes alırken karını bırak gevşesin. Nefes al, doldur şimdi. Nefes al, doldur, doldur, doldur yukarıya kadar. Doldur. Göbek gevşedi. Ve çok yavaş ver. Gözler kapalı kalsın. Çok yavaş ver. 3 defa tekrarla bunu. Gözler kapalı. Nefes al. Doldur iyice. Boğaza kadar doldur. Bütün akciğerler. Ve çok yavaş ver. Son defa, bir defa daha yap. Yavaş yavaş verdikten sonra bırak. Ama gözünü açma. Bırak, doğal nefesine dön. Şimdi nefesi unut. Doğal nefesine dön. Hiçbir şey yapma. Burun deliklerinden giren ve çıkan nefesi seyret. İçeride. Burun deliklerinden giren nefesi ve çıkışını fark et. İçeriden seyret. O kadar. Ve şimdi tekrar derin bir nefes al. Yavaş ver ve gözünü açabilirsin.
İşte bu yogadır. Çok fark etti ilk yaptığımıza göre. Yani Fark etti mi? ki ben de biraz astım var hocam. Ciddi bir nefes açlığı çekiyorum ben. Seni muhakkak yapman lazım. Bu geçer mi tamamen? Tabii ki yoganın yani inanılmaz bir bilimsel olarak şifa verici gücü var. Her derde deva gibi. Yani bilhassa astım dediğin zaman nefesler tam ilaçtır. Tabii. Aa, vallahi çok iyi hissediyorum ya. Onun için. Gerçekten dediğiniz gibi yani bu göbeğimin olduğu yere kadar o nefesin indiğini hissettim. Normalde Ve ilk sanki şöyle göstereyim. Şuraya evet. kadar biz sanki alıyoruz. Şöyle gibi. Oysa ki bunun yani buraları var. Yani Tabii buraya kadar bütün geliyor. işte ilk defa oldu bu. Çünkü boşalttık. Boşalttık ve alır almaz aşağıya kadar indi. Doğru. Yoksa olmuyor. Çok hızlı biz çünkü ama burada stres altında yapmadın. Düşünerek, hissederek yaptın. Dışarıdaki hayatımız öyle değil ki. Kısa Evet. kısa, hızlı hızlı Doğru. yapıyoruz. Ama bir de bilmediğimiz için. Ben dışarıda koşsam bile nefes otomatik artık yani kendiliğinden oluşuyor. Evet. Yani bu hani bir süre sonra egzersiz gibi değil de artık doğal hayatımızın bir parçası olunca yaşadık bence, değil mi? Tabii. Yani çünkü nefes hayattır. Bakın şimdi bizi beslenme konusunda gerçek bilgilere biz hiç zaman ulaşamadık. Zaten biz dünya eğitimi çok eksik. Yani Evet. çocukluk, ilkokullar. Doğru eğitim alamadık. Ama yogada doğru bir eğitim var. İnsan oğlu için bakın. Maddeye bağlı değil. Kazanca, şöhrete bağlı değil. İnsan, sağlıklı insan, bilinçli insana dönük bir eğitim var yogada. Eğer biz ilkokulda bunları öğrenseydik, deselerdi ki bize, biz ilk önce nefesle besleniyoruz. İlk. İkinci beslenme su, üçüncü beslenme gıda yemektir deselerdi, Ya. farklı olurdu. Bize dediler ki yemek ye, bol, doy, su da işte için, iç. Nefes zaten o belli değil. Çok doğru. Bu bilinç yok. Yoga Evet. var. Yogada biz biliriz ki benim beslenmem nefesledir. Nefes beni besliyor. Vallahi öyle. Ve temiz su ve biraz da yemek. Evet. Ve ben buna şahit oldum. Ben kendim çok uzun günler, haftalar oruç tutarak sadece suyla. Tabii hemen bunların hepsinden geçtim tabii. Atmıyorum kitaplardan değil. Denedim, denedim, denedim. Gördüm böyle oldu. Estağfurullah. Yani sizinle konuştuğum konular benim yaşamış olduğum şeylerdir. Tabii Kitap ki. değil hepsi. Hindistan'da tabii ben her sene Hindistan'a giderim. 25 senedir. Hindistan benim ikinci ülkem oldu. Evet. Sever özgülere gidiyorum. Benim Hintli dostlarım var tabii orada. Arkadaşlarım, evlerine de giderim. Bir gün dediler Adnan gel, gel Hindistan. Seni birisine götüreceğiz. Bir tane üstad var. Yani mistik bir adam. Bir şahsiyet. Tamam gidelim. Anlattılar. Bu arkadaş gittik manastırın önünde. Hindu temple'ın önünde bir çadır var. Çaputlardan böyle paçavralardan bir çaput yani çadır gibi ama çadır da değil. Parça parça böyle şeyler. Kağıtlar, kartonlar falan. İçinde oturuyor. 18 senedir orada oturuyor. Hiç yemek yemiyor. Ve hiç konuşmuyor. İnsanın kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Yani biz batıda ne kadar eksik bilgilerle yetiştik. İnsan muhteşem bir varlıktır. Evrenin bir kopyasıdır. Ve ben gittim bana dedi ki şimdi sen gideceksin ona. O zaman oturuyor hiç konuşmaz o. Bir kapı var açık böyle çadırın. Senin enerjini severse bırakır. Gidersin orada otursun onun böyle konuşmaz. Bakarsın bir ilişki olursa olur. Ama sevmezse perdeyi çekiyor. Görmek istemiyor seni. Tamam dedik. Ben de gittim dizlerimin üstünde yaklaştım. Yaklaştım öyle gerekiyor. Üslup.
Geldim kapıda gördüm. Bakıyorum karşımda, vay, Michelangelo gibi bir tane adam oturuyor. Üstünde sadece bir şort var. Bembeyaz saçlar böyle sarkıyor. Transparant bir beden. İpince kapatmadı perdeyi. Benim enerjimi kabul etti. Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Ve ben artık tabii başka bir metafizik boyutta onunla ilişki kurmaya çalışıyorum. Bir başka türlü yok. Konuşma yok. Normal insan, vatandaş gibi. Bana bakıyor gözlerime ve ben görüyorum onu. O gözlerime bakarken arkamda bir yere bakıyor. Gözlerimden bakarken. Evrende bir yere bakıyor. Müthiş. Öyle bir yere gelmiş. Neden? Tertemiz olmuş. Yemek yemiyor 18 sene. İçinde hiç toksin yok. Aslında. Enerji bedeni %100 çalışıyor. Bütün prana her yerde dolaşıyor. Zihni apaçık. Evrenle bütünleşmiş. Evet. Ve bu arkadaş, şimdi böyle şey, enteresan şeyler anlatıyorum Esra sana, hani yeni bir alem ya. Ben bunlara Çok şahit oldum. ilginç. Çok çok keyifli. Evet. Şimdi bu vatandaş, anlatıyorlar, bir iş adamıymış. Tüccar. Para. Ne oluyorsa ona bir gün oluyor ki, olabilir bir hal. Evini kilitliyor, kapısını. Kardeşine gidiyor. Hindu kardeşi. Al diyor, bak şu anahtar benim. Malım, mülküm, evim. Her şey senindir. Tamam, bitti. Ben bir şey istemiyorum. Hepsi senin. Ve gidiyor temple'ın önünde. Gözüne kestirmiş orada bir çadır gibi bir yer. Orada oturuyor. O günden bugüne kadar orada. 18 sene. Ah, gel şimdi buna mantık yap. Batı bilinciyle. Doğru. Ama var. İnsanın kapasitesi çok yüksek. Biz Evet. havayla beslenebiliyoruz. Suyla beslenebiliyoruz. Güneşle beslenebiliyoruz. Yalın ayak yürümemiz lazım. Az yemek yetiyor. Şimdi beslenmek konuştuğum için biraz da şunu açıklayayım. Mesela Hindular, Güney Hindistan bilhassa vejetaryendirler onlar, şey olarak, kültürel olarak. Çünkü Hindu dininde vejetaryenizm vardır. Fakat onların genetiği bu. Ve oradaki gıdalar, topraklar zengin. Topraktan aldıkları o sebzelerin hepsi vitaminle dolu. Meyve de öyle, sebze de öyle. Ve öyle alıştıkları için genetik yapıları, vücutları ona göre gelişmiş. Evet. Ve milyonlarca vejetaryen var Hindistan'da ve sağlıklı. Ama şimdi biz modada, hani batıda biz de vejetaryen olmak istiyoruz ya bazı Evet. kardeşler. Ben bile denedim kaç sene. Ama aynı şey değil. Benim Değil. genetiğim et yemiş, benim dedelerim. Benim vücudum, genetiğim ona alışmış. Onu istiyor. Onu çeviriyor. Alkemi sistemiyle gıdayı ona çeviriyor. Onların da alkemi sistemiyle ihtiyaçları olanı ona geçiriyorlar. Bir de bütün dünyada topraklar artık kirlendiği için, Evet. kirlilik, o gıda yok, o vitaminler yok. Ya. İstediğin kadar vejetaryen olmaya çalış, olamıyorsun. Çünkü Doğru. yediğin sebze, meyve boş. Ya. Yiyorsun ama gıda yok. Onun için takviye gıda almak gerekiyor. Yani Gerekiyor. balık, Evet. yumurta, et gibi arada sırada da olsa. Tam vejetaryen batılıları ben tavsiye etmiyorum. Aa. Batılı. Onların yapısı buna uygun değil. Evet. Yani insan... İhtiyaçlarını karşılamaz aksi takdirde. Efendim? İhtiyaçlarını karşılamaz diyorum yoksa. Karşılamaz. Karşılamaz, çünkü o gıdalarda o vitaminler, mineraller yok. Yok. Çok Eskiden doğru. vardı ama şu anda yok. Doğru. Ölmüş topraklar Doğru. ölüyor. Onun için... Hocam benim babam Diyarbakırlı ve Allah Ha? rahmet eylesin. Büyük alan yani Diyarbakır Mardin'i falan ben de çok iyi bilirim. Anlatırdı derdi ki biz gece yemek bittikten sonra böyle büyük marulları alırız pekmeze batırıp tatlı niyetine yerdik diye anlatıyor. Mesela onun anlattığı dediğiniz gibi çok doğru. O doğal gıdalar, o doğal beslenme bakıyoruz yok bugün. Yok. Yok, tabii. Tabii, maalesef yok.
Biz de çocukken alırdık hemen tas verirdi. O bakır taşlardan. Kalaylanmış Evet. ama bembeyaz. Hemen köşe başında şey vardı. Tahinci. Hatta atölyede tahin çekiyorlar. Hakiki su, Türk susamı, kimya yok. Hiçbir Gidiyorduk şey yok. sucacık tahini alıyordu, getiriyorduk. Üstüne pekmez koyuyorduk. Ekmekle yiyorduk. O bizim öğle yemeği oluyordu. Evet. Çok doğal. Tahin de Ve vücuttaki mineralleri atan çok güçlü bir elementtir. Tahin. tahin. Ha, Tabii çok vücuttaki güzel. metalleri atar. İçerideki Evet. metalleri. Ve Doğru. çok güçlü bir gıdadır tahin pekmez. Yani Evet. bir numaradır kışın. Bilhassa bayanlara ben talebelerime söylüyorum. Kışın bütün hanımların sabah kahvaltısında tahin pekmez yemesini tavsiye ediyorum. Gün verir. Hocam o kadar güçlü gıdalar yerlermiş ama yani o dönemlerde insanlar bakıyorum ben kilolu değiller. Şu anda çocuklar obez, insanlar obez, inanılmaz bir kalp damar, tansiyon vesaire problemler var. Yani kronik hastalıklar çok fazla. Bunları aşmak mümkün mü? Tabii. Şimdi tabii onlar doğal besleniyorlardı. Doğal beslendiğin zaman vücut hepsini hazmediyor, hepsini kullanıyor. Tabii. Toksin kalmıyor çünkü hepsi gıda. Ama şimdi bizim aldığımız diyelim ki Çin'den gelmiş tahin aldın, Yandın. bozulmuş. Onun hepsini hazmedemiyor vücut, içeride toksin bırakıyor. Şimdi Doğru. aynı gıda değil. Gıdanın temiz olması lazım. Doğru. Gıdayı temiz yersek biz de temiz kalıyoruz. Şimdi bizim haleti ruhiyemiz dediğimiz zihnimizin çalışma şekli olumlu veya olumsuz. Evet. Tavırlarımız, insanlar olan ilişkilerimiz. Tamamen nasıl düşündüğümüz ve ne yediğimizle ilgili. Evet. Ne yiyorsan ve de ne düşünüyorsan o oluyorsun. Çok doğru. O kadar doğru ki hocam. Hocam biz kendimizde toksin olduğunu, mesela asabiyetimizden, sabırsızlığımızdan, böyle yerimizde duramamalarımızdan, huzurlu bir ruha sahip olamamamızdan anlayabiliyor muyuz? Evet, bütün bunları yapar. Stres yapar. Stres, Evet. depresyon yapar, kızgınlık yapar. Güvensizlik getirir. Bir halet olur ki huzur yok içinde. İçeride bir toksin dolaşıyor. Hem Kıpır zihinde kıpırlık. tabii ama temiz, saf beslenen kişi. Mesela yogi çoğu tabii ki sattvik besleniyor. Ben de mümkün olduğu kadar. Yani ben %70, %80 temiz besleniyorum. Çünkü Evet. bu şartlar içinde %100 mümkün değil. Ama %70-80 temiz beslendiğimi biliyorum. Böyle beslendiğin zaman zaten zihin temiz kalıyor. Doğru. Stres etmene gerek yok ki. Sistem çalışıyor. Enerji bedeni temiz ve açık. Hareket halinde dolaşıyor. Bütün her şey. Prana içeride. Tıkanma yok. Evet. Çünkü toksin olduğu zaman trafik tıkanıyor içeride. Tıkanma oldu mu basınç, stres. Evet. Birbirine bağlı bu Evet. mekanizma. Hocam siz şimdi ilk etapta dediniz ki birinci sırada nefes var dediniz. Çok doğru. Evet. Ve doğru nefesle ilgili bize bir eğitim vermiş oldunuz. İkinci sıraya Estağfurullah. suyu teşekkür ediyorum. İkinci sıraya suyu koydunuz. Suyla Evet. ilgili az su içtiğimizi biliyorum. Ve hep de buradan ben naçizane söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki kahve içtim, işte meyve suyu içtim, çay içtim. Bunlar su içtim demek değil. Hayır. Onların bir miktarı sudur. Yani bir Tabii. bardak kahve, bir bardak çay belki dörtte biri sıvı halindedir. Öbürü çünkü yüklenmiş, saturated deniyor buna. Yani sırtına yük almış. Molekülleri boş değil. O kahve ve çaydaki sıvı boş, temiz molekül değil. Yüklenmiş, dolu. Temizlik yapamaz ki. Su tertemizdir molekülleri. Vücuda girince o toksinleri yükler, sırtına gittir, atar. Şimdi kahve, Evet. çay, meyve suyu içtiğin zaman zaten moleküller dolu. Neresine taşıyacak? Sıvı olarak gelir gider ama taşıyamaz, temizleyemez. Evet. Temizleyemez. Nasıl su içmeliyiz? Başka şeyler. Şimdi benim bugüne kadar öğrendiğim, anladığım ve bütünlerden gelen bilgiler, deneyimler. Bir defa musluk suları belki
bilmiyorum ama belki en temiz su. Çünkü damacanlar dolduruluyor ama nereden dolduğu belli değil. Güneş altında mı kalıyor? Yani Çok büyük bir detay bu. Doğru. o çok bir şey. Mühim bir Çünkü detay. karakterden olma ihtimali var plastikten. Ya. Ama her neyse, evinizde eğer bir arındırma varsa iyi. Yoksa olmasın. Suyu kaynatmak lazım. Suyu kaynatıp başka bir kaba boşaltın. Çerdanlığa neyse, ılık hale gelsin. Tamam. İçine çok az tuz koyacaksınız. Ne koyacağız Serum hocam? hale. Tuz. 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 Ama az. Çünkü bizim vücudumuzdaki sıvı, %70 sıvıyız ya, o serumdur. Sadece su değildir. İçinde tuz vardır. Hafif tuzumsu bir serumdur. Sağlıklı su odur. Onun içinde o suya çok az bir dirhem tuz koyup karıştırıp, ama kaynatılmış su, içerseniz en sağlıklı su olur. Çünkü o sizin vücudunuza serum olarak girer. Vücudun ihtiyacı olan sıvı odur. Tuz, Çok su ilginç. olarak. Ne kadar almalı? Yani mesela siz ne kadar su içiyorsunuz bir günde? Şimdi bu konu gerçekten yani debate dedikleri şey konusu, tartışma demiyorum, bilimsel bir konu, ama benim anladığım şu: biz hepimiz çok farklıyız. Genelde ne diyorlar? 8 bardak, değil mi? Hep bunu duymuşsundur. Doğru. Bazı insanlar 3 bardak su içiyor veya 4, çok sağlıklı. Bazıları 3 litre içiyor, halen sağlıksız. Yani hepimiz aynı değiliz. Kişi kendini tanıyacak. Evet. Yeteri kadar su içip içmediğini şu şekilde idrarından anlar ancak. Açık renkse. İdrarı safsa, çok sarı renkte değilse yeterlidir. Yeterlidir. Evet. Biraz da kendi doğamızın farkında olalım, değil mi? Efendim? Kendi doğamızın farkında olalım. Bütün mesele orada zaten. Kendini dinleyecek, devam ediyor. Sana vücudun diyor ki git yat. Yatacaksın. Kalk. Kalkacaksın. Ye. Yiyeceksin. Saatle ilgili değil. Saatle ilgili değil. Mesela en güzel uyku, en sağlıklı uyku nedir biliyor musun? Siz diyelim ki parti yapıyorsunuz. Orada 40 kişi var. Aile toplandı falan. Orada uykun geldi. Sakın yatağa gitme. Orada yatacaksın. Nerede uyku geldi, hemen orada yat. En sağlıklı uyku budur. Hocam bir gününüz nasıl geçiyor? Kaçta uyursunuz? Kaçta uyanırsınız? Ne yersiniz? Ne zaman yersiniz? Anlatabilir misiniz bize bunu? Yani ben statik yaşamıyorum. Ha. Yani devamlı şey yapmıyorum. Anladım. Şartları kullanıyorum. Yoga da odur da, yoga da uyumdur. Hayatla uyumlanmak, güne uyumlanmak. Neredeyse ne yapıyorsan ona uyum halinde olacaksın. Bu yoganın bir tarifidir zaten. Şimdi ben dağda, belki duymuşsunuzdur, bizim Alanya Toroslar'da yoga arınma kampımız var. Aşram diyoruz zaten. Aşağı Tam biliyorum. kamp ama aşram. Aşram nedir? Orada sadece eğlence için değil, vücudun, zihnin, bedenin temizlenmesi için bir yaşam tarzıdır. Yoga yapılır. Temiz hava, temiz su falan. Neyse, yoga. Şimdi bizim oradaki kamplarımızda yaşamımız farklı. Ben herkesten geç yatarım çünkü talebelerin yatması lazım. Yapılan iş, orada hazırlıklar var sabah için. En geç ben yatarım. Belki 12'de yatarım. Onlar belki 10'da yatar. Mesela. Ama Anladım. sabah ben uyandırıyorum. Onlardan erken kalkıyorum. Sabah 4'te kalıyorum, kalkıyorum mesela. Orada 4 saat yatıyorum mesela. Tamam mı? Her gün Evet. bunu yapıyorum. Ve çıkıp yürüyorum onlarla. Şimdi oradaki hayat şartlarım farklı. Ona uyumlanarak öyle yaşıyorum. Şimdi burada korona kardeşimiz bizi hapsetti ya içeride. Doğru. Korona bizi hapsetti ya. Buna uyumlandım. Ben şimdi yatıyorum 12'de, 8'de, 9'da kalkıyorum. Bu gerekiyor. Hani daha evvel uyumadım ya bir uzun zaman. Vücut diyor Evet. ki şimdi sen bırak kardeşim. Ben şöyle bir keyif yapayım. Kalkmana gerek yok ki zaten. Çünkü istediğin saatte kalkıp gene yoganı yapabileceksin. Vaktim var. Ben 8'de, 9'da da kalksam, 10'da da kalksam yine yogamı yapıyorum. Çünkü başka işim yok evde. Evet. Şartlar uygun. Yani uyumlanmak gerekiyor hayatta. Doğru. Kalıp halinde yaşamak değil. Bir rutin olmalı. Yani Evet. yaşamımızda bir sağlıklı yaşam rutini olmalıdır.
O çok doğrudur. Mesela sabah erken kalktın, şunu içtin, sonra yoga yaptın falan. Böyle bir ritim gerekiyor. Ama ona bağımlı olma. Şartlar değiştikçe o şartlara uygun en doğru yapmayı bulmak lazım. Doğru. Peki kahvaltıyı ne zaman yapıyorsunuz? Yogadan sonra. Yogadan sonra. Şimdiki hayat, evet, şimdiki benim şu andaki hayatımda ben kahvaltıyı birden ikiden önce yapmıyorum. Evet. Çünkü yoga yapıyorum, telefonlara cevap veriyorum, işler yapıyorum, geç kalkmışım zaten. Sonra meyve yiyorum ben, hep kahvaltıdan önce meyve yerim. Ya. Yani kahvaltım meyvedir aslında. Sonra da bir iki saat sonra da kahvaltı, yani öğle yemeği gibi geliyor benim için, brunch gibi. Sonra akşama doğru bir defa daha yerim. Yani iki defa yiyorum aslında ama belki meyve sabah da eklersem hiç olabiliyor. Bu şekilde bir düzenim var şu anda burada. Ama yaşamımda her yaşam şekli değiştikçe başka türlü besleniyorum. Peki şimdi peynir yiyor musunuz mesela sabah? Yumurta yiyor musunuz? Yumurtayı haftada birkaç defa yemeye çalışıyorum protein için. Evet. Ama peyniri 6 ayda bir belki. Çok canım isteyince yiyorum, yoksa yemiyorum. Çünkü peynir, süt, yoğurt, un ve et. Bu gıdalar, hayvansal gıdalar, mukoza dediğimiz yapışkan bir maddeye sahip. Yapışkan. Evet. Mukoza. Ve bunu çok yediğin zaman vücudunda hücreler arasında ben bunu anlatırım da ben size hatırlatayım. 2-3 dakika sonra belki program kapanacak. Bilginiz olsun. Bende Çünkü kapanmıyor. kapanmıyor mu sende? Sana kıyak mı yapmışlar? Ne Evet. kadar uzun süre? Çok hoş. Çünkü bizim programlarımızda bir saat sonra pat kesiliyordu. Evet, Böyle çünkü kapanıyor. bana kıyak yapıyor Instagram. Neden derseniz, ben pandemi süreci başladığından beri her gece bu yayınları yaptığım için bir süre sonra baktım, aa benim yayınım hiç kesilmiyor. Ha. Evet. Hayrola? Nasıl oldu bu iş? Bize de Yani sırrını sürekli söyle. kullanım alışkanlığıyla ilgili olarak sistem müsaade ediyor size. Ne kadar güzel. Sevindim Böyle. buna. Ben hesabını Evet. ettim. Bana da yarayacak şimdi. Konuşabilirim. Yani devam edebiliriz. Eğer sizi yormadıysam çok güzel Yok. anlatıyorsunuz. Müthiş. Yok, hayır. Bir hayır görüyorsak, hani bir hizmet devam ediyorsa Evet. ben varım tabii ki. Çünkü Bence benim ediyor kesinlikle. emelim insanlığa bir şey vermek, hizmet etmek anlamında söylüyorum. Evet. Ne diyorduk? Bakın, süt, peynir, değil mi? Et, Yoğurt, un, et, yoğurt. un, yoğurt. Evet. Bunların hepsinde yapışkan bir madde vardır, mukoza. Hı. Bu mukoza belki arada sırada yersen vücut hallediyor ama sık sık yiyorsan hücre aralarında yapışıyor, tıkıyor. Hani gluten denen bir madde var. Onunla ilgili galiba, değil mi? Glüten farklı. O Farklı. da yani glüten evet, evet ama bir de lektin var çünkü sadece glüten değil birçok mesele var. Ama biz ona yapışkan diye bakalım çünkü anlaşılsın diye. Çünkü Peki. yoksa halkın kafası karışır. Yapışkan madde. Bu Peki. yapışkan madde hücrelerin arasında yapışır. İster istemez damarları tıkar. Zaten damar tıkanıklığı bu mukozadan olur. Bu yapışkan maddeden. Sonra yediğimiz şekerler oradan geçerken damarın üstünde yapışır. Damarlar tıkanmış olur. Şimdi onun için ben şahsen daha az yemeye çalışıyorum. Gençliğimizde her gün peynir yiyorduk zaten. Ama o zaman vücut temizliyordu. Daha ağır sporlar yapıp temizliyorduk. Şimdi yavaş yavaş sonra bunların şart olmadığını, yani onları Evet. bir tat olarak alışkanlık var tabii peynir güzel bir tat var. Alışmış. Evet. Özlüyorum, bazen yiyorum ama her gün yemiyorum. Belki 3 ayda bir, belki bir ayda bir, belki öyle yiyorum. Keyif için yiyorum. Ama yumurtayı haftada birkaç defa yerim. Evet. Protein al çünkü çok et yemiyorum. Eti de çok nadir az yiyorum. Balık olursa balık yiyorum. Bu şekilde hani protein dengesini sağlamaya çalışıyorum ama bilhassa mercimek çok kullanıyorum. Şimdi onu diyecektim. Evet, mercimek çünkü çok önemli. Saf protein, hani sebze doğal protein olduğu için.
Onu kullanıyorum. Ama benim beslenmem sabahları muhakkak aç karnına meyve yemek. Aç Evet. karnına. İlla de meyve. O birdenbire insanın şekerini yükseltmez mi acaba? Şimdi tabii siz eğer öğleden sonra da tatlı yiyorsanız, akşam da dondurma yiyorsan yükseltiyor. Ben onları yemediğim için yükseltmiyor. Ama tabii eskiden ben meyveyi çok seven bir insanım. Ve yani Evet. Fruterin ailesindendim ben eskiden. Hindistan'a, Endonezya'da dolaştığım zaman markete girerdim. Müthiş, egzotik meyveler var. Meyve Çok aşığıyım güzel. ben. Bir görüyorum orada dalıyorum 1 kilo mangustin alıyorum, oturuyorum orada markette 1 kilo meyve yiyorum. Tabii daha gençtim. Hiç problem yok. Evet. Ama arkasından bir şey yemiyorum ki. Vücut onu hazmediyor. Peki efendim, siz hiç böyle Buyurun. estağfurullah. Pasta yer misiniz? Baklava yer misiniz? Böyle yiyecekler. Eskiden her Diyarbakır'dayken ben, yani çünkü ortaokulu Diyarbakır'da, ilk senelerini orada oturdum. Diyarbakır'da tatlıcılar vardı. Sonra İstanbul'a gelip meşhur oldular. Ama o zaman sadece Diyarbakır'daydılar. Ben Diyarbakır'ın hatırlıyorum merkezinde tatlıcılar çocukluğumdan. vardı. Belki babanız hatırlar Tabii. herhalde. Belki hatırlarsın, çocuk kötü bilmiyorum. Her gün giderdim tatlıcılara. Nuriye, baklava, kadayıf, üstüne de dondurma. Acayip. Her gün yerdim. O kadar güzeldi ki yani. Ama Hakiki onların tereyağı. yağı, şekeri, her şeyi ne kadar doğaldır, değil mi? Tabii hakiki yerdim ama gençtim. Ben hiç oturmazdım, harcardım, farkında bile olmazdım. Şimdi mekanizmaya çalışıyorsa, yani beslenmenin sırlarından bir tanesi de senin mekanizmanın hazmettiği şeyleri yemektir. Ve ne kadar hazmedebiliyorsa o kadar yeme hakkın var. Hazmetmiyorsa hakkın yok. Ne kadar hazmedebiliyorsan o kadar yiyeceksin. O zaman tabii ben hepsinden yiyordum. Hiçbir problemi yoktu. Keyif de alıyordum. Ama zamanla anladım ki ben oturup da her gün öyle yesem şeker hastası olurum bir hafta Tabii. sonra. Tabii. Çünkü Tabii. vücut onu edemez. İçeride Ama kalır. o zaman kullanılan şekerle belki şu anda hani iyi firmalar var, onları tenzih ediyorum ama yani mısır şurubu her gün yenirse olmaz yani bu iş zaten. Çok doğru söyledin bak. Şimdi benim Diyarbakır'dan bir talebem var. Abdülkadir. Belki beni dinliyor bilmiyorum ama böyle çok cömert bir adamdır. Böyle hep hocam ne istiyorsun? Geliyorum falan. Bir şey getirme. O getireceğim falan. Hadi diyorum Diyarbakır'ın meşhur burması var. Biraz getir. Geçenlerde getirmiş. Bakıyorum benim tanıdığım burma değil bu. Yani o yok. O aynı şey değil. Ama Diyarbakır'da dedim ki Abdülkadir benim bildiğim Diyarbakır burması yani bundan iyi olur. Nedir bu? Ya hocam dedi, ben de anladım sordum dedi adama. Adam dedi ki eski un yok. Buyurun. Giden eski Ya. unları yok. Ya. Eski un yok. İşte mısır şurubu tereyağı da eğer hani belki kullanmıştır kullanmamıştır. Hani o bölgede gene daha saflar. Evet. Gaziantep, Tabii, Mardin, tabii, tabii. burada daha temiz malzeme kullanıyorlar. Tereyağı gibi belki şeker falan. Ama batıya geldiğin zaman her şey çok ticari olduğu için bir de insanlar farkında değil. Oh piyasada ben İstanbul'daki herhangi bir yerden ne baklava alırım ne şey yerim tatlı yerim yani. Almam. Evet. Pasta Evet. da almam. Kek de almam. Yani canım çekmiyor artık. Çünkü o bilinçteyim ya. Evet. Tatlı istiyorsa hurma yiyorum. Hı. İncir, kuru kayısı, erik, kuru erik neyse yani pekmez, bal falan kullanıyorum ama ben gidip de artık eski gibi o sahtesi hani Doğru. o gıda ihtiyacım yok ki. Böyle bir Doğru. alışkanlık yok şu anda. Doğru. Hocam neden kiloluyuz bu kadar? Yani çocuklarımız obez, biraz önce de söylediğim gibi obezite iyice arttı. Bunları üzerimizden atmanın bir yolu yok mu? Tabii ki. Bir defa fast food dediğim mesela fast food. Hakiki Evet. gıda olan yemek değil. Fakat Değil. bol hamburger, ekmek. Hamburgerde ne var? Pizza da veya neyse. Çocuk, gençler öyle beslenmiyor mu devamlı? Çip, hamburger, ekmek zaten ölü bir yemek. O ekmek var ya, kol Evet. öyle, pamuk. Evet. Onda hiç gıda yok. Evet. Sadece pişiriyor. Hazmetmek zor. Yapışkan madde zaten. Değil mi? Doğru. Doğru. Et, Doğru. Allah bilir ne kadar iyi onu da bilmiyoruz. Yani beslenme çok yanlış. Çoğu da zaten hormon salgıladığı için. Doğru. Yanlış besleniyoruz. Bizi beslemiyor.
Tıkıyor ve hazmi çok zor ve az hareket ediyoruz ve kilo alıyoruz. Mevzu bu kadar basit aslında, değil mi? Bu kadar basit. Ve de yanında kola, bilmem ne meşrubat, onda da zaten şeker. Hepsi kilo yapıyor. Ve Tabii, hiçbirisi tabii. sağlıklı. Tabii. Şekerli hiçbir meşrubat sağlıklı değil. Dışarıda Evet. satılan var ya, hani Evet. marketlerde böyle sıkılmış yazıyor. Hakiki meyve suyu. Asla hakiki değil. Asla hakiki değil. O şeker ve asittir. Ya, Bakın. ya. Hakiki meyve suyu olması için 10 dakika içinde sıkılıp içilmesi lazım. İşte o kadar. O haftalarca kalmış orada. Ya. O sadece asit ve şekerdir. Sen Ya. kendini kandırdın. Yani halk ne yapsın bilmiyor ki garibim. Yani Evet. halka bu ticari çok ihanet, yazık oluyor insanlara. Onun için çok hasta var. Bir de Çok hasta var. hocam, hani iğneyle çuvaldız diye bir kavram var. Onları da önce, ikisini de insan kendine batırmalı. Yani bizler de birazcık kolay yola koşuyoruz galiba. Meyve suyu al işte, kutuyu ver çocuğa falan. Böyle yollara da girmemek gerekiyor. Biraz daha yorulmamız gerekiyor biz anneler olarak. Yani oturacaksın, o meyve suyunu kendin sıkacaksın. Ya da çocuğa lifiyle birlikte o meyveyi neden yemesi gerektiğini anlatacaksın. Tabii Yoksa ki. olmaz. Tabii. Anne babaya çok düşüyor. Anne baba eve kola almayacak meyve suyu, almayacak o Asla. yanlışlık almayacak ve çocuğuna anlatacak. Bak diyecek kızım. Tadı güzel ama sağlıklı değil. Sen şimdi anlamıyorsun. Yaşlandığın zaman seni hasta edecek. Şimdiden Ya. hasta olmamak için beslen. Bunu öğretmek gerekiyor. Hasta olmamamız için nasıl yaşamamız lazım? Doğru. Hastalandıktan sonra ne işe yaradı? Onu öğretmek gerekiyor gençlere, çocuklara. Bu da anne babanın yapacağı şeydir. Evet, kesinlikle. Ya da Hocam peki, hani, efendim? Buyurun. bununla ilgili bir şey anlatayım, komik olsun. Hani Lütfen. ben mizahı çok sevdiğim için zaten bizim öğretilerde hep mizahla öğretiyoruz. Bizim aşramda, dağda bizim kahyamız var, Salih kardeşimiz. Bizimle 15 senedir çalışıyor. Sağ olsun. Bütün o ağaçları o dikti. Meyve ağaçları, sebzelerimizi Oh, o ne diken. güzel. Bizim insandır. Yogi gibidir yani kendisi. Hatta o yukarıdan gönderdiler herhalde. Köyün yogisi gibidir. Neden biliyor musun? Adam vejeteryenmiş mi? Tek köyde. Hiç et yok. Bize düştü. Yani düşün yani. Nasıl? Değil mi? Çok komik değil mi? Çok enteresan gerçekten. Ve hiç konuşmaz. Yogi gibi hiç konuşmaz. Sormazsan hiç konuşmuyor. Ne güzel. Yani böyle çok sağlam bir karakteri var. Neyse, ben tabii ilk zamanlarda iniyoruz aşağıya, alışveriş yapacağız markette. Çünkü biz yukarıdayız. Bir saatlik yolumuz var. Aşağı Alanya'ya iniyoruz. Metroda şurada burada alışveriş yapıyoruz tabii ki. Evet. Bakıyorum Salih tekindine kocaman iki tane kola. Ondan sonra orada Nescafe böyle Aa. büyük, büyük torbalarla almış. Şimdi ben şaşırdım. Dedim ki Salih parti mi var bu hafta? Yok dedi. Yani ne diyeceğim aklıma gelmiyor. Saf saf soruyorum biliyor musun? Düşünemiyorum. Çünkü o kola kim içecek? Dedim ki parti mi var? Yok dedi. Dedim ne kadar böyle büyük şeyler almışsın kola. Hocam dedi. Adnan Bey dedi. Biz bütün aile bunları içiyoruz her gün. Vah! Köyde. Düşün. Neden? Bu reklam. Televizyonlardaki reklamlar ne kadar başarılı. Evet. Ya dedim, vay şaşırdım. Salih dedim, hiç iyi bir şey yapmıyorsun, haberin olsun. Bak ben bile içmiyorum. Bunları içme, bunlar iyi değil. Attı kafası, böyle duydu. Sonra tekrar birkaç defa daha inmişti. Baktım aynı şey yapıyor. Onun can damarına şey yapmam lazım, onu etkilemem lazım. Dedi Salih'e, bak Salih. Sen yaşlanmış bir adamsın benim gibi. Benim kadar yaşlı değil ama kendini düşünmeyebilirsin. Tadı için alışmışsın şu. Ama çocuklarını seviyor musun sen? Çocuklarını seviyorsan onların sağlıklı kalmasını istersin. Çocukların böyle sağlıklı kalmaz. Sen bunları çocuklarına içirirsen çocukların kim bilir ne zaman hastalanacaklar. Çocuklarını seviyorsan bunları içiremezsin. Harikasınız. Çocuklarını seviyorsan dediğim için durdu. Çok tam merkezden vurdum yani. Harika. Durdu. Ha dedi Adnan Bey ha. Düşünmemiştim. Bitti biliyor musunuz? O aile ne Nescafe içiyor ne kola içiyor. Bitti dedi Salih.
Ama Salih Bey'e de helal olsun. Yani anlamış. Mesajı almış hemen. Anladı. Çok Yani can esnişan damarına bir girince almış kardeşimizdir. mesajı. Bütün insanlar anlar. Eğer doğru noktaya ateş edersen, oku atarsan anlar uyanır. Onu iyi atmak lazım. Evet. Tam merkeze atmak. İyi ki söylemişsiniz. Çok doğru bir yere değindiniz vallahi. Herkese de buradan söyleyelim lütfen böyle zararlı, kutulu, paketli olan gıdaları ben kendi adıma hiç vermedim. Çünkü yapamam yani çok yazık. Öyle bir çocuğumun günahına giremem. O mesuliyeti taşıyamam. Ben yapamam öyle bir şey. Sizin de yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi tabii işin trajik yönü. Şimdi siz eğitimlisiniz, imkanlarınız var, değil mi Esra? Şükürler olsun. Belli bir sosyal yapınız var Tabii. ve bu bir de biliniciniz var. Siz bunu Evet. yapmaya meyilsiniz. Evet. Ama halk bu durumda değil. Halkın bunlardan haberi bile yok. Olsa bile vakti yok. Sabah geliyor, akşam gidiyor işten. Doğru. Geçinebilmek için. Ne zaman Doğru. bunlara gidiyor markete, ne varsa hazır alıyor. Aslında Doğru. sağlıklı değil. Yani marketlerden paketlenmiş, fabrikadan geçmiş, paketlenmiş hiç de sağlıklı değil. Çünkü uzun ömürlü olması için içinde kimyasal bileşimler var. Evet. Hiçbir. Ama O ne zaman yapsın? siz işlenmiş et de yemiyorsunuz, değil mi efendim? Mesela Yani işte salam, sosis, sucuk. yemiyorum. Hayır, yemiyorum. Anladım. Ama iyi bir haber. Mardin'e ısmarlıyorum, bana Mardin usulü o kuzu karışık etlerden kavurma sucuk getirtiyorum. Ya. Of, vay. Nereden söylüyorsanız ben de söyleyeyim. Tabii düşünüyorum buradaki gidip etlerden alacağıma ne geldiği belli değil. Brezilya'dan mı gelmiş? Ne tip bilmiyorum. Orada biliyorum dağlarda yetişmiş hayvanlardan yapıyorlar, tertemiz yapıyorlar biliyorum ben. Ve benim Doğru. akrabalarım doğru adres getiriyorum Süper. biraz böyle arada sırada canım çekince yiyorum. Evet. Yani hiçbir şeyden de bedeni o kadar uzun süre mahrum etmiyorsunuz. Önemli olan o Hayır. yenilecek şeyin en sağlıklısını, en doğalını bulmak. Aynen. Aynen doğru. Çok doğru söyledin. Zaten ben mahrumiyet dediğin zaman şu mesela yemiyorum ben. Şu anda ben her bu hafta hiç et yemedim. Bir defa yumurta yedim. Ama ses geliyor bana. Diyor ki sen et ye. Ya tabii tavuk parça bu hafta ye, yarın falan. Geliyor bana o bilgi. Vücudum istiyor. Vücudun Anladım. ihtiyacı var. Vücut diyor. Vücut ne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Sinyal veriyor. Bunu ye. Şimdi komik bir şey sen söyleyeyim. Madem ki böyle dost oldum. Seninle açık konuşabilirim. Lütfen. Şimdi aylardır içerideyiz ya. Ben lahmacunu severim. Yani kim Evet. sevmez. Ama her gün yemiyoruz tabii. Yani böyle ayda bir, 2 haftada bir. Belli olmaz. Vücut ne zaman isterse. İçeride kaldık. Lahmacun falan yemedim. Aklıma geldi. Şimdi ben dün müydü? Evvelsi gün. Kaçak çıktım dışarı. Çünkü herkesi bıraktılar ya. Ben de Evet. kuşlara yem almak mecburiyetim. Benim kuşlar var çok güzel öterler. Demişlerdi ki kuşlara yem almak için çıkabilirsiniz. Ama bize değil de öbürlerine söylemişler. Ben de onu bahane edip nasılsa kuşlara benim bildiğim bir lahmacuncu var. Bir daldım oraya. Aldım. Ayıptır Evet. sorması. Kaç tane yediniz? 2 tane yedim. İki tane. Fazla geldi ama bana. Çoktan da yemediğim için sonra dedim Anladım. keşke bir tane yeseydim. Ama o tadı da seviyorum. Yani niye Evet. mahrum edeyim ki? Her gün yemiyorum çünkü. Ve onu hazmedeceğimi biliyorum. Neden biliyor musunuz? Ben o lahmacunu sadece maydanozla yedim. Ne ekmek, ne patates, ne pirinç, hiçbir şey yok yanında. Saf. Vücut onu Sadece. hazmedecek, temizleyecek. Şimdi ben onun arkasında bir de şunları yeseydim, bir de tatlı yeseydim, bir de kek yeseydim, facia benim için. Yapmam zaten. Bunu Gerçekten vücudun içine yani hepimizin bu hataları yaptığımız dönemler oluyor. Bir külçe sanki böyle hani şey bırakıyorsunuz, taş bırakılmış gibi oluyor, aynen. değil mi? Aynen. Onun için bilerek yaparsan lahmacun ye. Ama sadece lahmacun ye. Yanında işte maydanoz falan ye. Başka bir şey yeme. Evet. Patates, ekmek yeme, pirinç yeme. Kurtarırsın. Onları Evet. yersen kurtaramazsın. Evet, çok Halk doğru. da yemeyeceksin yanında. Sadece Efendim?
Tatlı Yani da tatlı yemeyeceksin. tatlı Tabii. dondurma, yani sadece onu ye. Doğru. Canın çok tatlı istiyorsa bir parça, bir dirhem tat için al. Ağız tadı ama daha fazla değil. O zaman vücut onu hallediyor. Evet. Nefis de hallediyor. Gerçekten ölçüyü bilince de, yani bu sohbetler çok değerli, bu anlatılanlar değerli. Çünkü ölçüyü bilmek, ölçüyü kaçırmamak da var bunun içinde. Peki zeytinyağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Harika. Nefis bir şey değil mi? Tabii şimdi bizim dağdaki yerimizde zeytin ağacımız var. Of. Şükürler olsun ektik çünkü çok değerli. Çok Orada değerli. zeytinyağını biz hep kapta kullanıyoruz. Bütün talebelere yaptığımız yemeklerde bizim halis zeytinyağımızı kullanıyoruz. Sen Oo, İstanbul'a da harika. getiriyor. Sen onu kullanıyorsun. Bizim kendi zeytinyağımızı kullanıyoruz. Hakiki zeytinyağı. Ve orada yetişen zeytini de kullanıyoruz. Hem zeytin hem zeytinyağı. Onları hiç dışarıdan almıyoruz çünkü yeteri kadar var. Evet. Ya zeytinyağı ya da hakiki tereyağı kullanırız. Hı. O da ısıtılıp üstündeki köpükleri temizlenmiş ghee dediğimiz Urfa yağları gibi derler, hani saf Urfa yağı. Hani bir beyaz Türkiye'de beyaz Urfa. olur değil mi? Evet, onun üstündeki köpükleri hafif kaynatarak çok az ateşte temizleyip bir de alttaki pürtükleri atıp süzerek cam kavanozda ve buzdolabına koymaya gerek yok. Dışarıda 100 sene kalır, ilaç haline geliyor. Bir tek o ve de zeytinyağı kullanırız. Başka yağ kullanmıyoruz. Evet, aslında demek Beyaz ki kullan. Yani talebeye de kullanmıyoruz. Gelen talebe çiçek yağı falan ucuz şeyler kullanmıyoruz. Biz kendimize ne yiyorsak talebeye onu veriyoruz. evet, Çünkü harikulade. o zaman etik olmayacak. Bize iyisi onlar olmaz. Onlar Evet. misafir. Biz tüccar değiliz. Hepsi Ne misafir. zaman oluyor bu kamp hocam? İlk kampımız 4 Temmuz. Dört Yakın. Temmuz. Peki 4. koronayla nasıl olacak o kamp? Şimdi serbest ya. Millet Tamam, tamam. onu biliyorum da hani maskelerle mi olacak? Yok canım. Bakın, maske kapalı alanda. Kapalı alanda çok dar. Asansörde falan takmak iyidir. Açık Evet. hava maske iyi değil. İyi Hmm. değil. Sonra gelenleri biz kontrol edeceğiz. Onlardan kağıt isteyeceğiz. Hani Tabii. onunla Tabii. ilgili bir kağıt isteyeceğiz. Onları hazırlıyoruz. Biz de kontrol edeceğiz. Yapacağız yani. Biz korkuyla yaşamıyoruz Esra'cığım. Doğru. Çünkü bu arkasındaki dolabı biliyoruz. Yani neler Anlıyorum. biz biliyoruz Bu arkasında. arada zaten insanlar oraya girdikleri zaman ne kadar süre kalacaklar? Bir hafta. Bir hafta kalacak. Zaten dışarıda çıkmayacakları için sağlıklı insanlar gelecek. Tabii. Bir problem de herkes Zaten aynı. onları kontrol de edeceğiz. Onlar zaten kontrol edilmiş gelecekler. Başka kimse de yok. Çok açık Evet. hava, tertemiz hava, tertemiz Of. yiyecek. Çok sağlıklı bir alan. O kampa Korkuyla yaşanmaz. katılmanın muhteşem koşulları neler? Her isteyen katılabilir mi? Parayı ödeyen geliyor. Yoga vakfını mı Şaka. aramak gerekiyor bunun için? Beni arayacaklar. Ben her şeye ben cevap veriyorum. Tek Anladım. çalışıyorum. Beni arasınlar, yardımcı olurum. Bütün haftalarda yerimiz var şu anda, dolu değil. Yardımcı oluruz. 4'ü, 4 Temmuz sonraki Sonraki işte 10-19. 4-10, evet. 4-10, 13-19, 22-28. Temmuz ayında 3 hafta var. Evet. Ağustos'ta da devam ediyorsunuz herhalde. Ağustos'ta da var. Bazı haftalar kapatılmış. Dışarıdan gelecek talepler var. Kapatmışlar. Eylül'de de var. Ekim'de de 1-23 Ekim arası 3 hafta yoga eğitmenlik kursumuz var. Anladım. Eğitmenlik. Evet. Eğitmen. Peki, yoga öğrenmek için Yoga Vakfı İstanbul'da merkezi. Herkes gelebilir mi oraya? Yani şimdi vakıftan bahsediyorsun, siz de aşram ekonundan bahsediyorsun. Çünkü bizim Yok, okul, aşramdan bahsettik. Şimdi vakıfı soruyorum. vakıf, şimdi bizim bir vakıf alanımız vardı. Atatürk'ün evinin iki bina üstünde. Ev sahibi taşınınca bizi çıkarttı. Bir Aa. daha o imkanı bulup bir yer tutamadık. Hay Çünkü Allah ya. hatun bize iyi indirim yapmıştı çünkü ücretler falan. Bizim de vakıf olduğu için yeteri kadar donation almıyoruz. Tabii. Dolayısıyla da kirayı şey yapamadığımız için şimdi o vakıf alanı yok. Kendi Sid Aşram'ın benim yaşadığım yer vakıf adresi oluyor. Onun için vakıf çalışması fiziksel olarak yapamıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Belediyelerin salonlarında, Seylan
eğitim merkezinde mesela ücretsiz halka yoga dersleri veriyoruz. İşte ne Ofis. zamanlarda veriyorsunuz hocam? Belli mi onun tarihleri? Tabii şimdi bu şeyden dolayı kapandı ama galiba Salı Perşembe günü vardı bu Türkan Sağlayan Merkezi'nde. Haftada 2 gün dersler veriyordu kardeşlerimiz Nurhan da Elmas. Çok gönülden talebelerimiz ve Esra var, birkaç talebe daha var. Herhalde müsait zamanda başlar ama şu anda yaz olduğu için daha program belli değil. Bir de belediye açacak mı açmayacak mı bilemiyoruz. Çünkü Doğru. onların kendi kuralları vardır. Ama biz bunu 7-8 senedir yapıyoruz. Ücretsiz. Ücretsiz halka Ücretsiz. yoga öğretiyorsunuz. Evet, Vallahi evet. helal olsun. Bu da güzel bir Yani hizmet. hizmet Herkes zaten. takipte olsun. Yani halka hizmet. Şimdi bakın bu Yoga Vakfı ismiyle şemsiyesi altında biz bütün hafta ders veriyoruz. Farkındasınız değil mi? Her gün. Her gün yoga var. Evet. Evet. Ve Evet. hocalarımız gönülleri zengin. Kaç tane hoca var? 15 tane hoca var şu anda. Hepsi her gün ders veriyor. Kaç? Harika. 3 ay oldu. Çok 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 keyifli. güzel. Hiç yogayı tanımayan. İnsanlardan hocam nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çok güzel. Çok mutlu. İnsanlar diyor ki ben ilk defa yoga yapıyorum. Ne kadar güzel. Nasıl iyi geldi bana. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun'u çok duyuyoruz. Minnetle. Bu bize yetiyor. Yani paradan çok daha yüksek bir değer. Onun için biz mutluyuz. Tabii insanlığa hizmet alanında. Yararlı olduğunu görünce mutlu oluyoruz. Zaten hedefimiz o. Yararlı Doğru. olmak. Toplumda Doğru. bulunmak. Sağlık programı Şimdi altında yapmak. kesinlikle ne dedik? Nefes dedik, su dedik, beslenme dedik. Vücudu lüzumsuz yere tabii ki rutinlerimiz olsun ama böyle kas katı kalıplaşmış da yaşamayalım. Vaziyete Aynen. göre, duruma göre, bulunduğumuz yere göre ama ölçüyü kaçırmadan. Ben hep Evet. bunları alıyorum böyle Bravo. sizden. Bravo. Sağ olun. Uyumlanarak. Siz Ne diyorsun? güler yüzle, tatlı dille o kadar güzel öğretiyorsunuz ki iyi bir öğretmensiniz bence. Çok iyi bir Estağfurullah. öğretmensiniz hocam. Onun Paylaş. dışında duygularımızı nasıl yöneteceğiz, yönlendireceğiz? Yani Çok basit. o iç denge nasıl sağlanacak? Çok basit. Sevmeye devam edin. Her şeyi. Her şey. Canlı, her şey canlıdır zaten. Cansız diye bir şey yok. Her şey Evet. canlıdır. Hepsi hareket halinde. Taşı, toprağı, kuşu, böceği, sineği, komşuyu, seni sevmeyeni, sana kızanı, kavga ettiği hepsini seveceksin. Bunu yaptın mı dengede kalırsın. Peki birileri bizi bilerek, isteyerek acıtıyorsa, sözüyle, davranışıyla haksızlık yapıyorsa, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Fren koyacaksın. Hududu çizeceksin. Sen biraz uzakta kal kardeşim. Sana kötülük yapmam. Sen hakkında kötü bir şey de söylemem. Sen öylesin. Sen buna muhtaçsın. Senin ihtiyacın bu. Senin derdin çok. Ama ben yardım edemiyorum. Uzakta kal şimdilik. Bu kadar basit. Uzak Doğru. mesafede tutma hakkın var. Kendini koruma hakkın var. Mecbur Doğru. değilsin kendini ezdirmek. Doğru. Nezaketle. İncitmeden, onun yaptığı kabalığı ona yapmadan uzakta tutmak hakkımızdır. Harikasınız ya. Vallahi çok güzel. Peki insanlara da sizin sayfanızı ben takip etmelerini öneriyorum. Oradan da alacakları, öğrenecekleri eminim birçok şey var. Birçok duyurular var bu yaptığınız faaliyetlerle ilgili olarak. Özellikle takip edin ki yarın öbür gün belediyelerle ortaklaşa Yoga Vakfı yine çalışmalarına devam ettiğinde ücretsiz olarak gitmek, yoga öğrenmek aslında bir hayat tarzı, bir felsefeye belki de sahip olmak mümkün olacak. O yüzden hocamızı ve Yoga Vakfı'nın sayfasını bence kesinlikle takip edin diyorum ben. Bize başka Sağlıklı, söyleyeceğiniz neler var? sağlıklı yaşam için dünyada insanoğlu için keşfedilmiş yogadan daha iyi bir sistem olsa ben yapacağım. Çünkü ben hepsini denedim. Sağlıklı yaşam için bilinçli, zihnen, bedenen, ruhen sağlıklı yaşamak için insan için en iyi sistem yogadır. Sevdiğiniz, anlaştığınız, frekansın tuttuğu bir hocayla başla ve git. Ben Bu kadar başlayacağım. basit. Allah nasip etsin Tavsiye. başlayacağım ben. İnşallah nasip olsun da. Yani Sizin budur. huzurunuzu o kadar hissettim ki, o kadar dingin, huzurlu, rahat. Yani bu duygulara hepimizin sahip olması gerekiyor.
Yani Olur. başkasındaki bir çantayı, başkasındaki bir varlığı, bir maddi bir şey değil ama kıskanmak değil, tırnak içinde söylüyorum. Böyle olmak için mücadele vermek lazım. Ne güzel, böyle olayım diye bunlara özenmek lazım artık yeni dünyada. Doğru bulduğunuz ne varsa hayatınızda önüne çıkan doğruysa onu takip edin. Doğruysa yani size bir şey veriyorsa, bir haz veriyorsa, sağlık veriyorsa, iyi hissediyorsanız adres doğrudur. Neyse artık ismini söylemeye onu takip edin. O sizi bir yere götürecek. Neyse Evet. artık. Evet. Vallahi ağzınızdan bal damlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de. Herkesin hayatını alabileceği biçimde çok yalın bir dille anlattınız. Nasıl bir hayat kuracağımızı ya da kurmamız gerektiğini, nasıl kendimizi kötülüklerden koruyacağımızı, diğer yandan iyi olana ve daha temiz olana yöneleceğimizi. Size çok teşekkür ediyorum. Ne demek efendim, ben naçizane neyi anlamışsam hayatta, neyi anlamışsam, ben doğruyu biliyorum iddiasında değilim. Ben ne anlamışsam benim paylaşma vazifem ve mesuliyetimdir toplumla. Onu paylaşıyorum. Eğer bir hayrı varsa birilerine onu alsın kullansın mutlu olurum. Yoksa ben hiçbir iddiada değilim. Ben doğruyum. Hep böyle yok öyle bir şey. Master'ım yogiyim o da değil. Ben sadece insan. İnsanım. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi içim açıldı. Yani iyi bir enerji geldi bana sizden. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Sevindim, bir vatandaş daha kazandık aileye. Yineleyelim. Bir süre sonra yineleyelim hocam, olur mu? Eyvallah. Olur. Çünkü bence de sizin sohbetiniz güzel. Yani biraz daha yararlı olmak için arzu Evet. ederseniz tekrar devam edebiliriz. Ben çünkü hizmette sınır yoktur. Bu programı hazırladık ya bir hafta bütün topluma. Ben İstanbul Belediyesi'ne de müracaat ettim. Hem de Evet. birisini de olarak. Yani kabul etmek üzereydiler. Ne olduysa o bütün İstanbul belediyelerine bu şey gidecekti. Bizim bu program ve bütün İstanbul yoga yapacaktı. Nasip olmadı. Çok Ay. istedim. Evet, bu şekilde hareket etmeye çalıştık. Nasip bu kadarmış. Demek ki şimdilik nasibi olan. Hocam belki de bu dönemle ilgilidir. Ben olumlu yanıt vereceklerine inanıyorum diyeyim. Çünkü güzel bir şey bu. Hani insanlara para istemeden, pul istemeden bir şey vermeyecekler. Vakitlerini harcayacaklar ve yeni bir bakış açısı, daha iyi hissetmek, Tabii. bedenini bir forma sokmak. Yani hayırlı bir şey bu, güzel bir şey. Ben Zamanı olacağını olur. düşünüyorum. Zamanı gelince olur. Onlara, İnşallah. onlar da istekliydiler aslında. Çok iyi baktılar ama nedense olmadı. Olmayabilir. Ben yadırgamıyorum. Ne oluyorsa doğrudur. Evet, olacak bence. Güzel şeyler olacak yine yakında. Hayırlısıysa. Olsun. Çok Olsun teşekkür zaten. ediyorum. Saygılar Rica sunuyorum. Sağ olun. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Çok sağ size olun. de Sağ olun. sevgiyle ve sevgili kızınız Ayşe başarılı olsun, muvaffak olsun. Ama en Çok teşekkür önemli şey sağlığı, onun iç huzurudur. ederim. Doğru. Öbürü. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Rica ederim. ediyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler. Darısı yarının başına. Yarın gece de bizimle canım Zuhal Ceren birlikte olacak, sohbetiyle, anlatacaklarıyla, bütün o güzel duygularıyla sizinle, bizimle olacak. Tekrar tekrar hoşça kalın. Teşekkürler. İyi geceler. Size de hocam.